siz de bildiğiniz malum olay hakkında MHP'nin piramit sanatı bu sergi nedeniyle hedef göstermesi ve önünde protesto gösterisi yapmak üzere sokağa çıkartma yapmasına karşı bir tepki olarak bu basın toplantısını yapıyoruz. Katılanlar serginin sanatçılarından fotoğraf sanatçısı Koray Erkaya, sanatçılar girişimi sözcülerinden Orhan Aydın, ben Bedir Baykam, aynı zamanda UPSD Başkanı olarak da buradayım. Bu serginin sanatçısı veya piramidin kurucusu olmak dışında. Sevgili dostumuz Ercan Karakaş, CHP Kültür ve Sanat Platformu'nun başkanı. Ve Sayın Mehmet Kuzulugil, Komünist Partiler. Şimdi diğer birçok arkadaşımız da aranızda. Elimizden geldiği kadar toplantıda hazır bulunan arkadaşların isimlerini de biraz sonra size dağıtacağımız basın toplantısı metninde bulacaksınız. Bu basın toplantısı metnini birazdan size okuyacağız. Öncelikle söylemek istediğim gelenlere tabii ki teşekkür ediyorum. Bilin ki tüm basına haber verildi. Fakat aranızdan gelen işte değerli arkadaşlar ortada. Basınımız buna kitlesel bir ilgi göstermedi. Çünkü herhalde kitlesel bir ilgi göstermeleri için insanların veya mekanların yakılması, tahrip edilmesi gerekiyor. O zaman ilgilerini değerli basın organları, medya organları ilgilerini o zaman gösteriyorlar. Çünkü o zaman herhalde daha tiraja veyahut da reytinge uygun görüntüler alabiliyorlar. Mühim olan böyle şeylerin olmadan engellenmesi, ikaz edilmesi, üstüne gidilmesi, basın burada uyarı rolünü görüyoruz ki maalesef yeterince üstlenmedi. Bu davete yeterince kalabalık gelmeyerek biz gelenlere tabii ki teşekkür ediyoruz. Şimdi ben başlayacağım, arkasından arkadaşlarımızla metin okumasını bitireceğiz. Daha sonra serginin küratörü Cüneyt Ayran'ın Paris'ten yolladığı basın açıklamasını da okuyacağız. Arkasından da sorularınız varsa her birimiz o sorulara yanıt vereceğiz. Biliyoruz ki bu Türkiye'de sanatın uğradığı ne ilk ne son saldırı, ne ilk ne son tehdit ve bunun bu kadar olumsuz bir ortamda, olumsuz bir iklimde meydana gelmiş olması çok ilginç ve manidar. Çünkü alternatif bir muhalefet partisi sanılan ve kendisini öyle tanıtan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Beyoğlu İlçe Teşkilatı'nın resmi bir şekilde yaptığı bir açık sanata saldırı ve hedef göstermeyi yaşadık. 14 Mart 2015 Cumartesi günü Türkiye'de sanatın maalesef sürekli uğradığı saldırılardan bir yenisi gerçekleşti. Bu ne ilk ne de son. Bu sefer eylemin altına imza koyanlar parlamentoda hem de muhalefet partisi olarak grubu olan bir partiye mensuplar. Piramit sanatı önünde gösteri yapmak isteyen MHP Beyoğlu İlçe Başkanı ve Teşkilatı'nı polisler durdurdu ve ancak Feride Caddesi'nin başında basın açıklaması yapmalarına izin verdi. Piramit sanatı, özgür çağlar sanat eserlerini aşağılayan ve hedef gösteren bir basın bültenini ve pankartlarda taşıdıkları sloganları kamuoyuna o noktadan yayan MHP'liler, hazırladıkları metinlerde akıl almaz şekilde gerçek kimliklerini açığa çıkartmışlardır. MHP'nin basın bülteninde yer alan bazı paragraflar, biraz sonra size dağıtılacak tüm metin. Bugün burada Müslüman Türk Milleti huzurunda Çırılçıplak isimli bir sergide sanat adı altında çıplak fotoğrafların sergilenmesini protesto etmek için toplandık. Seks, ticaret, sanat üçlüsü, insan mahremiyetini bütün ayrıntılarıyla teşhir etmiş pornografi, sureti sanata bürünerek kültürel bir etkinlik haline dönüştürülmüştür. Bu pornografinin iktidar olma sürecinde ve iktidarda kalış sürecinde dini suistimal etmekten çekinmeyen ama Beyoğlu'nda eşcinsel film festivali düzenlenmesine müsaade eden AKP'li bir belediyenin
sınırları içinde olması anlamlıdır. Dindar nesiller yetiştirmek isterken zinayı serbest bırakanların bu pornografiden rahatsız olmalarını beklemiyoruz. Yani tercümesi, biz çok daha fazlasını yapacağız o baskının. İster zina yasası, ister sanata sansür. Bunlar amatör, yeterince hiçbir şey yapamıyorlar. Ama bizler Türk milliyetçileri, Türk İslam ülkücüleri, Türk milletinin ahlaki değerleriyle ters düşen ve sanat adı altında perdelmek istenen bu çirkin sergiyi kabul edemeyiz. Türkiye'de yaşanan yozlaşmaya dikkat çekerken Türk toplumunun içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve ahlaki çöküntüye sessiz kalamayız. Ruhunu ve mücadele azmini Türk İslam inanç kültüründen alan biz ülkücüler, ülkemizde böylesi bir serginin açılmış olmasını milletimiz adına reddediyor. Bu çirkinliğe göz yumanları milletin yüksek vicdanına havale ediyoruz. Yozlaşmanın ve çöküntünün 7 Haziran'da sona ereceğini müjdelerken milletimizi bu ahlaki çöküntüye son vermek için Türk İslam kültürünün son kalesi olan MHP'ye destek vermeye çağırıyoruz. Yani herhalde Türkiye Türkiye olduğundan beri bundan daha bayağı şekilde bir oy avcılığı ve oy talebi yapılmadı. Bir muhafazakar olduğunu söyleyen parti, bir başka muhafazakarlıkla dünyaya nam salmış partiye sen hiç yeterince bir şey yapamıyorsun. Fakat biz senin oylarına talibiz çünkü biz sanatın ve sanatçının üstüne daha fazla basacağız, daha fazla ezeceğiz. Özgürlükleri daha çok yok edeceğiz. 7 Haziran'da da bu sayede, bu sözlerimiz sayesinde daha fazla oy talep ediyoruz diyor. Türk siyasetinin herhalde çok parti rejime geçtikten sonra en bayağı oy talebi ve oy avcılığını açığa çıkaran bir cümle bu. Bundan daha aşağı düşen bir oy avcılığı talebi sevgili Ercan Karakaş da burada tecrübesiyle hatırlatacak mı bize bilmiyorum. Ama ben şahsen ben bu kadarına zor rastladım, rastlamadım diyebilirim. Bir de pankartlar var. Yine gelip sergi protesto için tuttukları. Çok enteresan ve değerli derin sözcükler var burada. Şöyle derim. Sizin sanatınız yerin dibine batsın. Beyoğlu çırılçıplak andırmayacağız. Çırılçıplak beden, çırılçıplak beyin. Çırılçıplak sergi, bomboş sanat. Beyoğlu'nda sizi istemiyoruz. Beyoğlu, Beyoğlu olanı böyle kepazelik görmedi. Saygınlığıyla anılan Beyoğlu'nda kepazeliğe son verelim. Şimdi ben kalkıp bu arkadaşlara sanat tarihini ve dünyasında mağara resminden beri, sanat kurulduğundan beri neden insan bedeninin peyzaj gibi, natürmort gibi sanat tarihinin ana parçalarından biri olduğunu anlatıp bunun her türlü fotoğraf, sinema, film, resim, heykel, desen konusu olduğunu hızlı bir sanat tarihi dersiyle verecek değiliz. Ama maalesef algıları bu kadar. Herhalde bunu ilk defa sanat bir insan vücudunu görüntülediği zannedenler de var herhalde aralarında. Sözü şimdilik devamında sevgili Orhan'a bırakıyorum. Evet, basın açıklamasının devamı. Cumartesi günü öğleden sonra henüz protesto yaşanmamışken telefonda MYK üyesi Özcan Pehlivanoğlu'na bize ulaşan MHP protestosu geliyor ihbarını ilettim. Kendisi bunun mümkün olamayacağını, olsa olsa MHP adını kullanabiliyor olabileceğini söyledi. Daha sonra biz konuyu teyit ettikten sonra gösteriyi durdurmaya çalıştıklarını ve aradığı genel başkan yardımcısı Şevkat Çetin'in bu konudan haberdar olmadığını da ve şaşkınlığını aktardı. MHP'yi yönetenlere soruyoruz. Dün yaşanan olay hakkında genel merkezin somut yorumu nedir? MHP Genel Merkezi bu sanat düşmanı, sansürcü ve yobaz eylemi tasvip etmiyorsa gereğini derhal yapın ve MHP Beyoğlu İlçe Başkanı ve yönetimini görevden alın. Sanatı ve sanatçıya en bayağı sözcüklerle saldırarak protesto etmek, hedef göstermek çok ağır bir olaydır. Yarın buraya başka bir saldırı olursa bunun artık sorumlusu, kaynağı, kökeni MHP'dir. O sonucu, o vebali artık cumartesi gününden itibaren üstlenmişlerdir. MHP tüm teşkilatlarına, bizim böyle bir sansürcü tavrımız, duruşumuz yoktur. Sanat ve sanatçının özgürlüğüne, demokratik ifade haklarına karışmayacağız diye bir genelge yayınlayın.
Türkiye önünde kendilerini haklar veyahut da derler ki evet bu arkadaşların yaptıkları doğrudur. Biz gerçekten muhafazakarlıkta, tutuculukta ve sanata baskıda son derece ilerleyiz. AKP bizim yanımızda solda sıfır kalır. Biz çok daha fazlasını, baskıcısını yapacağız ve dediğimiz gibi böyle kepazeliklere izin vermeyeceğiz. İlk duruştan, iki duruştan birini seçerek. Bugün MHP'nin hakkı ama seçmek bugün MHP'nin hakkı. Ama üçüncü bir duruş şansı yok. Ya fiili görevden alma yapsınlar ya da bu arkadaşları alkışlasınlar. Türkiye MHP'nin nerede durduğunu net şekilde öğrenmiş olsun. Bu gri bölgede bırakılır, görmezlikten gelelim, yok sayalım, gündem nasıl olsa değişir gibi bir gün sonra diye rafa kaldırılabilir bir konu değildir. İstediklerini yaparlar ama sessiz kalırlarsa bu onaylamak ve aklamak anlamına gelir. Şimdi, devam ediyorum. Evet, sanatçılarımızdan Koray Erkay'a. Genel olarak sanatın demokratik özgür duruşunu reddetmek için gelmiş MHP'liler, yani Beyoğlu'nda eşcinsel film festivali düzenlenmesine veya böyle bir ahlaksız sergiye müsaade eden AKP belediyesine bu vesileyle eleştirip, kendilerinin onlardan daha tutucu, daha dini, milli ve ahlaki değerlere sahip çıkan bir parti olduklarını potansiyel seçmenlerine anlatmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de asırlardır sanatçıların ana konularından biri olan çıplaklığa karşı cadavı başlatıyorlar. Böylece AKP'nin tutucu ve oylarını kendi ceplerine atacak kadar kendilerini kurnaz ve yaratıcı zannediyorlar. MHP buysa ve arkasında duruyorlarsa, piramit sanatta bir fotoğraf sergisi sayesinde Türkiye bunu öğrenmiş oldu. Zaten belli ki bu da işin tek hayırlı tarafı. Herkes birbirinin nerede durduğunu öğrenmeli, AKP'ye muhalif olup MHP'ye de oy verilebileceğini sananlar, bu vesileyle hiç olmazsa nereye katkıda bulunacaklarını en somut şekilde görmüş oluyorlar. Herhalde Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri biz sanatçıyı daha iyi yola getiririz, daha iyi takip kurarız şeklinde bir çıkışla bundan daha kabul edilemez ve affedilemez çağ dışı bir oy avcılığa çıkış yapılmamıştır. Şimdi öykü arası rica edeyim Piramit Sanatı'nın yönetimi. Serginin küratörü Cüneyt Ayral biraz evvel bir bildiri yolladı bu konu hakkında. Lütfen onu okuyabilir miyiz? Değerli basın mensupları, geçtiğimiz gün MHP Beyoğlu İlçe Başkanı ve arkadaşlarının Piramit Sanatı önünde gerçekleştirmiş oldukları protesto eylemini eğer eylem suç teşkil edecek öğeleri içermeseydi demokratik bir tepki olarak algılayabilirdik. Demokrasilerde herkesin her şeyi eleştirme hakkı vardır. Ancak eleştirinin saygı ve ahlak sınırları içinde kalması, şiddeti işaret etmemesi gerekir. Aksi halde suç teşkil eder ki o zaman da bunu kabul etmek olanaksızdır. MHP'liler sanata karşı olabilirler. Sanatın anlatım biçimini beğenmeyebilirler. Bu onların kültür düzeyini ve sanat politikalarını belirler. Ancak eşcinsellere karşı söylemler doğrudan uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği standartlarında suç teşkil etmektedir. Bu kabul edilemez. İnsan hakları bildirgesine imza atmış olan Türkiye'de ırkçılık, din ayrımcılığı, cinsel tercih ayrımcılığı, dil farklılığı konusundaki ayrımcılık yapmak doğrudan suçtur ve bu nedenle MHP'nin bildirisinin suç unsuru olarak kabul edilmesini ve savcının doğrudan işlem yapmasını bekliyorum. Ayrıca MHP bu eylemiyle hazırlamış olduğum çırılçıplak sergisine hedef göstermektedir ki bu da başlı başına suç teşkil etmektedir. Bu konuda da savcının harekete geçmesini bir vatandaş olarak beklemek hakkımdır. Uluslararası ürüne sahip pek çok sanatçının katılmış olduğu bu sergiye karşı girişilen Bağnaz protesto, yarın başka bir saldırıya dönüşürse bunun tek sorumlusu MHP olacaktır. 1970'li yıllardan bu yana kimliğini yakından bildiğimiz MHP'nin yanlışlarından ders almış olmasını bekler. Ama görülüyor ki Türkiye'de kimsenin tarihe ilgisi kalmamış ve günlük siyasi çıkarlar için her şey mübare gelmiş. Biz sanatçılar olarak ülkemizin geleceğinin sanatla sıkı sıkıya bağlı olduğunu biliyoruz. Ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğimizi açıkça söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Cüneyt Ayşe. Çok güzelmiş. Teşekkürler. Yaşanan baskılar ve olumsuzluklar, sanatçılara kendi alanlarını yaşanamaz hale getiren uygulamalar devreye sokulurken, sözde demokrasi arayışında olan bir muhalif partinin bu kraldan daha kralcı ve hedef gösterici tavrı maalesef bu ortamın üstüne tuz biber ekmiştir. Halkımızın kimin gerçek muhalefet olup olmadığı konusunda halkımızı uyarıyor ve gözlerini açmaya davet ediyoruz. Sanatçılar Girişimi, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği,
Piramit Sanat, CHP Kültür ve Sanat Platformu, Komünist Parti, PEN Türkiye, SODEV, Sosyal Demokrasi Vakfı, Türkiye Yazarlar Sendikası, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, basın toplantısında hazır bulunanlar Ercan Karakaş, Orhan Aydın, Erol Kızılelma, Aydoğan Ünver, Mehmet Kuzulugil, Orhan Kurtuldu, Sibel Baykam, Koray Erkaya, Öykü Eras, Ekrem Kahraman, Safiye Mine Erdurak, Murat Havan, Canan Sezenler, Oğul Aktun'a son anda hazırlandı. Unuttuğumuz arkadaşımız varsa özür dileriz. Ekleyebilirim şimdi. Sözü sevgili Ercan Karakaş'a vermek istiyorum izninizle. Evet değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Gerçekten de yapılan şey MHP'nin bilinci örgütü tarafından kabul edilemez. Doğrudan sanatta bir saldırı bildirdi yer aldığı gibi ve piramit sanatı hedef göstermedir. Biz AKP'nin 13 yıldır sanata uyguladığı sansür ve baskılara alışkınız. Bunu her gün yaşıyoruz. Biz kültür platformu olarak 2004-2014 yılını taradık. 135 olayda AKP hükümeti, onun Kültür Bakanlığı da dahil, Başbakanı, Cumhurbaşkanı, 135 ayrı olayda sansür uygulamışlar, yasaklama uygulamışlar, eserleri repertuardan çıkartmışlar. Bunu bir rapor haline getirmiştik. Şimdi Bedir Baykam'ın haklı olarak altını çizdiği gibi muhalefet partisi olan ve sözde AKP'ye muhalefet eden, AKP'nin bütün alanlardaki siyasetini benimsemediğini söyleyen bir parti tıpkı AKP zihniyeti gibi aynı şekilde sanata karşı bir bence hedef gösterme ve saldırıda bulunmuştur. Bunu öncelikle kınıyoruz. Bizim anlayışımıza göre sanat özgür olmalı, sanat kurumları da özel olmalıdır. Evet, bir sanat eserini, resimleri, eserleri beğenmeyebilirsiniz. Herkes her şeyi beğenmek zorunda değil. Ama bunu hedef göstermek, sanat, piramit sanat ve gerçekten AKP'nin de yıllardır türmeye terk edildiğini dikkate alırsak, yani bu haliyle bile sanata çok büyük katkıda bulunan bir yer, bu gibi yerler, burası hedef gösterilmiştir. Beğenmeyebilirsiniz herhangi bir sanat eserini ama özellikle siyasi partilerin ve kamu görevi yapanların beğenmedikleri sanat eserlerini yasaklamak, yıkmak, sansürlemek gibi bir hakları yoktur. Biliyorsunuz bunu Kars'ta yaşadık, Mehmet Aksoy heykelinde. Cumhurbaşkanı pekala onun estetik anlayışı, sanat anlayışı, beğenisi bir sanat eserine karşı onda bir ilgi yaratmayabilir. Ama o görevdeyken ucube diyemez bir sanat eserine. Hele bunu kaldıracaksınız diyemez. Ama maalesef Türkiye bu duruma geldi. Ve zaten hükümet biliyorsunuz TÜSAK diye bir yasatası hazırladı. Hem sanat eserinin özgürlüğünü tamamen kaldırmak istiyor, hem özelleştirmek istiyor, hem de vesayet altına almak istiyor. Böyle bir yerde yaşıyoruz. O bakımdan burada yapılan bu sergiye karşı piramit sanatın, sanatçı arkadaşlarının gerçekten hedef gösterildiği çok açıktır. Burada bütün ilgilileri uyarıyoruz. Gereken tavır göstermeliler. Ama bakın bu olaylar oluyor değil mi? Bir sözde Kültür Bakanlığı var. O Kültür Bakanlığı'nda 2003'te turizmle birleştirdiler. O da ayrı bir mesele. Kesinlikle ayrılması gerekir. Kültür başlı başına bir değerdir. Turizm ya da şunun tanıtım aracı değildir. Ama maalesef Kültür Bakanı, Turizm Kültür Bakanı da bu gibi konularda hiç sesini çıkartmıyor. Ne AKM'yle ilgili açıklama yapıyor, ne Ankara'daki Şinasi Kösahanesi'nin satılması ile ilgili bir şey söylemiyor. Topa girmiyor. Girmiyor topa. Biz platform olarak sanatın ve sanatçının özgürlüğünü destekliyoruz. Sanatçı özgürce kendisini ifade edebilmelidir, özgürce yaratabilmelidir. Çağdaş, uygar bir toplum olmanın da ilk koşulu budur. Ve arkadaşlar da bu eser sahipleriyle piramit sanatla dayanışma içerisinde olduğumuzu burada bir kere daha ifade ediyorum. Çok teşekkürler sevgili Karakaş'a. Sayın Mehmet Kuzulugil ile sözü vermeden önce bir hatırlatma yapacağım. Bu kapıda gördüğünüz gibi +18 yazıyor ve burada 18 yaşından küçükler dışında ayrıca cinsellikten rahatsız olabilecek kişilerin salona girmemesi rica olunuyor ve girerlerse de bunu kendi kararlarıyla ve kendi seçimleriyle yaptıkları yazılı kapıda. Dolayısıyla bu Taksim Meydanı'nda bordlara büyütülmüş ve ben bundan niye beni zorla bunu görüyorum, rencide oldum diyebilecekleri bir fotoğraf yok ortada. Ha, o da tartışılır da öyle bir şey yok. Dolayısıyla burada
yetişkin bireylerin kendi arzularıyla girdikleri bir sergi salonunda bu resimlerle karşılaşıp ister bakar ister bakmaz, girer rahatsız olur çıkar. Hayır, burada ben size neye bakıp bakamayacağınızı dayatacağım mantığı egemen. Ben sizin adınıza karar vereceğim ve bugünkü iktidar yeterince baskıcı değil. Bakın biz gelince neler yapacağız diyen bir anlayışın ürünü. Türkiye valla bu sergi teşekkür etsin. Çünkü AKP'ye alternatif sandığı bir siyasal partinin AKP'nin sözde baskıcı ve antidemokrat tavırlarına muhalefet ettiğini söyleyen bir siyasi parti birden bir olay oldu. Gerçek yüzünü gösteriverdi. Neden? Çünkü ben bu kadar ciddi bir olayda MHP'nin bir ilçe teşkilatı yüzünden mağdur olmaması için MYK üyesi Özcan Pehlivanoğlu'nu aradım, konuştum. İşte bahsedildi demin metinde. Sayın Oktay Vural'ı aradım, cevap vermedi. SMS attım, durumu anlattım. Bana dönülmedi. Ve Şevkat Çetin'i aradım. Teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcısı. Konuyu bildirdim. Mesaj bıraktım. Kendisi de bana dönmedi. Yani sonuç olarak o konuda gereken dikkati ve özeni gösterdik. Ama MHP Genel Merkezi bizim için anlamı onaylamak olan sessiz kalmayı tercih etti.